O geldi mi bu gitti mi? Sana ne Sayın Arınç? Yani CHP içindeki hangi adayı belirlemeyeceğini size mi soracağım? Arınç gözlerimi yaşarttı. Yani CHP'yi bu kadar düşündüğünü bilmiyordum. Kendisine teşekkür ederim. Yani kendilerine dert edindikleri için. Bizde böyle bir şey olmaz. Doğru söylüyor. Onlar da bırakın aday adayıyla açıklamayı. Kazaren biri çıkıp dese ki yoruldum aday olmayacağım dese idam ederler. İşte bunların demokrasiye bakışı bu. Dünyanın her yerinde seçim öncesi rekabet olur, müzakere olur. Bakın bir İstanbul konuşacağız. Ben siyasetçiyim. Aynı zamanda bütün bilgilerimi bugüne kadar İstanbul'la ilgili bilgilerimi kamuoyuyla paylaşırken ölçülü paylaşmışım. 2 yıl önce İstanbul'da 100 milyar doların, bak altını çizerek söylüyorum tekrar, 100 milyar doların nasıl talan edildiğini 2 yıldır her alanda söylememe rağmen Sayın Arınç bana bir cümle verebilmiş değil. Bir baba yiğit istiyorum. Ne diyorsun kardeşim bu 100 milyar dolarla ilgili, bu nedir, bu iftiradır desinler. Ve bütün bu belgeleri Sayın Başbakan'ın kendisine de gönderdi. Yani 100 milyar dolar demem, ben şimdi sizin aracılığınızla namuslu bir savcıya çağrı yapmak istiyorum. Tamam kardeşim. İktidar hakkında gücünüz yetmeyebilir, dava açamayabilirsiniz. Sizden rica ediyorum, Gürsel Tekin olarak suç duyurusunda bulunuyorum. Benim hakkımda dava açın. Önemli ve önemsiz olduğunu savcılar araştırsın. Bütün bu tartışmayı son noktayı koymak aslında hani son biraz noktayı daha koymuşuz. Netleşme. Son nokta işte. Ne zaman açıklanacak? Efendim, büyük olasılıkla 3 Kasım'da kent mağdurlarıyla beraber aday adaylığımı açıklayacağım. 4 olacak. Daha sonra 5 olsun, daha sonra 6 olsun, rekabet olsun. İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'un nasıl beton lobisine teslim edildiğini, İstanbul'un nasıl çocuklara, damatlara peşkeş çekildiğini hep beraber anlatalım ve İstanbul'la ilgili hayallerimizi anlatalım. İstanbul ulaşım sorunu, İstanbul'un kentsel dönüşümü, dönüşülmeyen, 14 yıldır dönüşülmeyen deprem sorunu, sosyal sorunu, bütün bunları İstanbul halkıyla paylaşalım. Bu büyük bir zenginliktir. Sosyal demokrat partilerde olması gereken kural budur. Bunu bir kavga gibi, bir çekişme gibi görmek son derece siyaset cahilliğidir. Asla böyle bir şey olmaz. CHP tarihine de baktığınızda geçmiş yıllarda da öyledir. Sürekli bu yarışmalar olur. Ama genel merkez, Sayın Genel Başkan, sonuç itibariyle İstanbul önemli bir ildir. Bugüne kadar bütün süreçlerde partinin genel başkanlarının kararları çok önemli olmuştur. Sayın Genel Başkanımız kiminle kazanacağına inanmışsa, kimi işaret edecekse elbette kol kola Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokratların iktidarı için mücadele edeceğiz. Daha önceki seçimlerde siz Sayın Kılıçdaroğlu'na omuz vermişsiniz. Ama hiç kimse ve o zaman yerel bana seçimlerde şu soruyu sormuyordu. Ne güzel sordunuz. 2009'da aday adayıydı. Evet. Ya şunu gerçekten bazen şaşırıyorum. 30 yıldır partide olan bir insanım. Hiçbir yere çizgimden şaşmamışım. O partiye, bu partiye gitmiş değilim. Sürekli aynı çizgideyim. Parti bölüyor diye gazeteci yazmış. 2009'da aday adayıydım ben. Ben de onun altını çizeceğim. Yani 2009'da aday aday olurken niye hiç bölüyorsun demediniz?